İkinci mertebeden homojen doğrusal diferansiyel denklemler hakkında teorik olarak konuştuk. G çözüm ise sabit çarpı G de çözümdür dedik veya G ve H h yani çözüm ise g artı h da çözümdür dedik. Şimdi soru çözelim çünkü bu aşamada soru çözmenin kafanızı karıştırmak yerine öğrenmenize yardımcı olacağını düşünüyorum. Şöyle bir diferansiyel denklemimiz var. y'nin x'e göre ikinci türevi artı 5 çarpı y'nin birinci türevi artı 6 çarpı y eşittir 0. Yani öyle bir y bulmalıyız ki 1 çarpı ikinci türevi artı 5 çarpı birinci türevi artı 6 çarpı kendisi sıfıra eşit olmalı. Bu fonksiyonun nasıl bir fonksiyon olabileceğini düşünelim. Genelde bir fonksiyonun birinci ve ikinci türevlerini aldığımda tamamen farklı şeyler elde ederim. Örneğin, y eşittir x kare ise y üzeri 2x olur, y'nin ikinci türevi de 2 olur. Bu ifadeleri topladığımızda x'ler nasıl olup da yani nasıl sadeleşip 0 sonucunu verir diye sorabilirsiniz. Şimdi düşünelim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü türevlerini aldığımızda aynı fonksiyonu veren bir fonksiyon biliyor muyuz? Belki türev aldıkça sadece ifadenin önündeki sabit değişiyor. Eğer daha önceki videoları seyrettiyseniz bu fonksiyonun benim yani benim kanaatime göre, matematikteki en inanılmaz fonksiyon olduğunu anlamışsınızdır. Yani e üzeri x fonksiyonu. Belki burada e üzeri x işe yaramaz. Ama deneyebiliriz, değil mi? e üzeri x denklemi sağlamayacak, öyle değil mi? e üzeri x artı 5 e üzeri x artı 6 e üzeri x 0'a eşit değil. O zaman belki de y eşittir e üzeri bir r sabiti çarpı x. Şimdi şöyle bir varsayımda bulunalım. y eşittir e üzeri rx. e üzeri rx. Bu ifadeyi yerine koyalım ve denklemi sağlayan bir r değeri bulalım. Eğer r değerini veya değerlerini bulabilirsek, denklemi çözmüş olacağız. Şimdi bunu deneyelim. y eşittir e üzeri rx. İlk olarak bunun birinci türevi nedir? y üssü nedir? Zincir kuralı. İçteki fonksiyonun türevi r. Dıştaki fonksiyonun türevi ise hala e üzeri rx. Peki, ikinci türev nedir? y'nin ikinci türevi r sabit, içteki fonksiyonun türevi r çarpı dıştaki r yani r kare çarpı e üzeri rx. Denkleme koymaya hazırız. İkinci türev r kare çarpı e üzeri rx artı 5 çarpı birinci türev, 5 r e üzeri r x artı 6 çarpı fonksiyonumuz, 6 çarpı e üzeri r x eşittir 0. R'yi bulmak için yapabileceğimiz şeyi şimdi görmüş olabilirsiniz. Soldaki tüm terimlerin e üzeri r x çarpanı var. O zaman onu dışarı alalım. Yani e üzeri r x, r kare artı 5 r artı 6 eşittir 0 olarak da yazabiliriz. Hatırlarsanız bu denklemi sağlayan r'leri bulmaya çalışıyorduk. Denklemin bu tarafının şimdi 0'a eşit olması için ne gerekir? e üzeri r x 0 olabilir mi? Yani üslü bir ifade hiç 0 olabilir mi? Hayır, bu 0'a eşit olamaz. Demek ki denklemin sol tarafının 0 olması için buradaki ifadenin 0'a eşit olması gerekiyor. R'yi bulmak istersek r kare artı 5 r artı 6, 0 olmalı. Buna işte karakteristik denklem diyoruz. r kare artı 5r artı 6 eşittir 0'a karakteristik denklem diyoruz. Artık analiz yapmadığımızın farkına varmışsınızdır. Sadece ikinci dereceden bir denklem çözümü yapıyoruz. Bunu çarpanlarına ayırması gayet kolay. Peki nasıl çarpanlarına ayırırız? r artı 2 çarpı r artı 3 eşittir 0. Karakteristik denklemin çözümü, r eşittir eksi 2 ve r eşittir eksi 3. r evet, r küçükken söylemekte çok zorlanırdım. O yüzden şimdi çok baskılı, vurgulu söylüyorum galiba. Evet, nerede kaldık? Şimdi iki çözümü bulmuş olduk. Çünkü bu diferansiyel denklemi sağlayan iki r değeri var. Bu çözümler nelermiş? Birincisi, y eşittir e üzeri eksi 2 x. Öyle değil mi? Buna y 1 diyebiliriz. Bulduğumuz ikinci çözüm ise y2 eşittir e üzeri eksi 3x. Şimdi size soruyorum. Bulduğunuz en genel çözüm bunlar mı? Bir önceki başlangıç videomuzda çözümün sabit ile çarpımının da hala bir çözüm olduğunu söylemiştik. Buna göre y1 bir çözüm ise y1'in herhangi bir sabit ile çarpımını da alabiliriz. Ve öyle yapalım c 1 ile çarpalım c 1 evet ve bu da bir çözüm olacak. Şimdi çözümü biraz daha genellemiş olduk, öyle değil mi? Bir fonksiyon sınıfı almış olduk. c sadece 1 değil, herhangi bir sabit olabilir. Başlangıç değerini kullanarak bu sabiti bulabiliriz. y 2 için de aynı şey geçerli. Yani y 2, 1 çarpı e üzeri eksi 3x olmak zorunda değil. Herhangi bir sayı çarpı e üzeri eksi 3x olabilir. Bir önceki videoda şöyle öğrenmiştik. Bir şey çözüm ise, o şey çarpı bir sabit de aynı zamanda çözümdür. Ayrıca şunu da öğrenmiştik. İki farklı çözümün toplamı da denklemin çözümüdür. Buna göre bu diferansiyel denklemin en genel çözümü y eşittir veya y'nin x cinsinden bir fonksiyon olduğunu vurgulamak için x diyebiliriz. y x eşittir c1e üzeri eksi 2x artı c2e üzeri eksi 3x. Bu diferansiyel denklemin en genel çözümü bu şekilde ifade ediliyor. İspatı zor olduğu için şimdi ispata girmeyeceğim. Sadece e üzeri r x'i denemiş olduk. Belki de bu denklemi sağlayan başka değişik bir fonksiyon var. Bana bu konuda sadece inanmanız gerekiyor. Bu denklemin tek çözümü bu. Bu denklemi sağlayan başka fonksiyon yok. Tabii bu arada aklınıza bir soru daha gelmiş olabilir. Birinci mertebeden, birinci dereceden diferansiyel denklemler çözerken sadece bir sabit vardı. Çünkü bir başlangıç değeri vardı ve bunu kullanarak sabitin değerini buluyorduk. Burada iki sabit var. Tekil bir çözüm istesem tek başlangıç değeriyle nasıl iki bilinmeyeni bulacağım? Eğer böyle düşündüyseniz doğru mantık yürütmüşsünüz demektir. Bu diferansiyel denklemi çözmek için iki başlangıç değerine ihtiyaç var. Verilen bir x değerinde y'nin ne eşit olduğunu bilmeniz gerekir. Bir de belki y'nin birinci türev değerini bilmeniz gerekir. Bunu da bir sonraki videoda yapacağız. Görüşmek üzere.